Merhabalar. 29 Mart 4 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Yıldızkent Ortaokulu Türkçe öğretmeni, eğitimci yazar Erkin Saçar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet hocam, Liderim Öğretmenim kitabının ardından yakın zamanda da Bir Hayalin Peşinde kitabınız okurlarıyla buluştu. Henüz daha taze bir kitap. Evet. Kitaplarınızla alakalı, son kitabınızla alakalı bilgi verir misiniz hocam? Tabii. Şimdi Liderim Öğretmenim kitabının ardından Bir Hayalin Peşinde çocuklarımıza hitap eden bir kitap. Bir Hayalin Peşinde, kahramanımız da hayali, hayallerinin peşinden koşup giden bir çocuk. Tabii bu yolculukta ona eşlik eden arkadaşları var. Bilal Golgol, Atlas Bonbon, Tıp Tıp İsmail, Şıp Şıp Şükrü, can dostu Pati ile eğlenceli ve macera dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Kitabın alt temasında tabii hayallerin peşinden koşan bir çocuğun yanında hayvan sevgisi, doğa sevgisi, aile içi iletişim, çocuklarda özgüven ve girişimcilik gibi duyguları da alt tema olarak işledim. 8-12 yaş öğrencilerimize, çocuklarımıza hitap eden 96 sayfalık keyifli bir kitap oldu diyebilirim. Evet hocam, öğrencilerinizin kitap okuma alışkanlığı kazanması için birçok çalışmada bulunuyorsunuz, birçok farkındalıkta bulunuyorsunuz. Eğitimci olarak okumayı alışkanlık haline getirmek için bizler, öğrenciler, büyükler neler yapmalı hocam? Şimdi Uğur Bey, yani burada önemli olan nokta, biz her zaman şuna geç kalıyoruz. Biz kitap okuma alışkanlığını genel manada okula başladıktan sonra kazanacaklarını düşünüyoruz çocuklarımız. Evet. Yani kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında kritik evre ilk 3 yaş. Yani burada da velilere çok önemli bir rol düşüyor. Nasıl yani hocam? Yani ilk 3 yaştaki çocuk ne anlar kitap okumaktan diye düşünebiliriz. Erken denebilir yani. Erken denebilir ama ben şunu söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bilim bunu söylüyor. Çocuk, daha doğrusu bebek, gözünü bir nesneye odaklayabildiği andan itibaren kitapla muhatap olması lazım. Evet. Görseller, resimlerle çocuğu, bebeği, anne, babanın ne yapması lazım? Kitapla tanıştırması, oradaki görselleri göstererek, biz buna görsel okuryazarlık süreci diyoruz. Çocuk tabii ki de kitap okumuyor. Yani oradaki görsellerle görsel okuma adımı atmış oluyor. Hafızaya kazanıyor. Görsel hafızadan bahsediyoruz. Burada mesela biz çocuklardan ne bekleriz? Veya o yaşlardaki, o dönemdeki bebeklerden ne bekleriz? İşte sevgi, işte yardımlaşma, arkadaşlarıyla, çocuklarla, bebeklerle bir şeyleri paylaşma gibi 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 böyle değerleri bekleriz. Evet. Bu değerleri de o görsel kitaplar, işte ayı çocuklarla, ay, yıldız gibi insan dışı figürlerle çocuğa ne yapmakta? Bu görsel kitaplar bu mesajları vermekte. Yani okuma alışkanlığının temeli ilk 3 yaş. En temel nokta burası. Yani o aileden geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Tam bu son aile dediniz hocam. Bununla bağlayarak ailenin ve okulun, öğretmenlerin, eğitimcilerin buradaki kitap okuma alışkanlığındaki rolü sizce nedir? Şimdi şöyle, bizde şöyle bir tabir vardır. Oğul atadan görmedikçe sofra kurmaz. Sofrayı kurması için atadan görmesi lazım. Kitabı anne babasının elinde görmeyen bir çocuk kitap okumayacaktır şüphesiz. Yani, evet. Yani anne babanın mutlaka elinde kitap görmesi lazım. Bizim kültürümüzde şu vardır. Şimdi anne babalar çeyizleri vardır. İşte bir odada veya bir öyle nasıl diyelim bir vitrinde sergilenen çeyizler veya bardaklar, tabaklar vardır. Misafir odasında yer alır bunlar. Evet. Bunlar sergilenir. Hatta çocuk oraya gittiğinde anne baba der kızar. Ki kızar, değil mi? Şöyle dokunma. Bir eli dokunma, aman. Ben şunu söylüyorum. Aileler çeyizleri, bardakları, şunları bunları evden atalım. Evin her noktasına kitapları getirelim. Çocuğun kendi odasında, misafir odasında, televizyon ünitesinin yanında, mutfakta, her yerde çocuk kitapla muhatap olması lazım. Kitabı görmesi lazım. Kitap ulaşılabilir olması lazım. Ve ben şunu her zaman söylüyorum. Her evde bir kitaplık. Evet. Mutlaka ama mutlaka her evde bir kitaplık olması lazım. Ailece kitap okudukları bir vakit, bir zaman diliminin mutlaka olması lazım. Çocuklar okudukları kitapları anne babalarına mutlaka anlatmalılar. Anne babalar çocuk kitap okurken çok faydalı bir iş yaptığını çocuğa hissettirmesi gerekiyor. Çocuk anlatırken onu can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Yani kitap boş vakitte yapılacak bir iş olarak görülmemesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Bizde şu algı var. İşte sen daha uyumuyor musun? Hadi git biraz yatağına kitap oku da uykun gelsin. Veya boş boş oturacağına eline kitap, bir kitap al da oku anlayışı. Böyle olursa biz burada okuma alışkanlığından bahsedemeyiz. Şu da var, öğrenciye veya işte çocuğa kitap okursan şunu yaparsın veya kitap okursan bilgisayarla oynayabilirsin. Ödül veya ceza. Ödül ceza noktası. Kitabı çocuk bilgisayar oyununu oynayabilmek için okuyacağı bir materyal olarak görmemesi lazım. Bu veli noktası, öğretmen noktası. Ben eğitimci olarak her zaman şunu söylüyorum. Kendisi kitap okumayan bir öğretmenin,
öğrencisine kitap okutması mümkün değil. Öğrencisine okuduğu kitaptan bir iki söz söylemeyen öğretmenin öğrencisine kitap okutması mümkün değil. Bu noktada öğretmenlerimiz zaten bunu yapıyorlar. Öğretmenlerimiz gerçekten kitap okuma konusunda çocuklarımızın üzerine çokça titriyorlar. Evet. Yazar okur buluşmaları olsun, kütüphane ziyaretleri olsun, işte sınıfça ortak kitaplar alınarak sınıf içinde kitapları dolaştırma olsun. Ben özellikle Kapaklı için bunu söyleyeyim. Gerçekten öğretmenlerimiz bu noktada özveriyle çalışıyorlar. Evet hocam. En son hangi kitabı okudunuz? En son Recep Özkul hocamızın, yazar arkadaşımız, o da öğretmen, kulaklarını da çınlatalım. Çok Selam Normal olsun. Kitabını okudum. Kişisel gelişim alanında bir kitap. Keyifli okuduğum bir kitap oldu. Bir kitap okudum, hayatım değişti dediğiniz bir kitap var mı hocam? Şimdi ben bu noktada tabii benim birinci kitabım Liderim Öğretmenim isimli kitabım. Evet. Yüksek lisanstan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisanstan hocam, Ankara Gazi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Necati Cemaloğlu hocamızın Eğitimin Pin Kodu kitabı beni çok etkilemiştir. Eğitimin Pin Kodu'nu okuduktan sonra zaten yazarlık serüveni uzun yıllardır aklımda olan bir süreçti. Ama Eğitimin Pin Kodu'nu okuduktan sonra işe başlamalıyım dedim ve yazarlık noktasına da adım attım diyebilirim. Evet hocam, en son ne zaman kütüphaneye geldiniz bu program hariç? Güzel soru. Şimdi ben sizler de bilirsiniz. Şu an kütüphanedeyiz zaten. Kütüphane memuru kardeşimiz Sertaç hocamız da burada. Sertaç hocamızı ziyarete de gelmiştim ama benim eşimin kız kardeşi de kütüphaneci. Ben kütüphanelerle çok aşırı deşirim. Öğrencilerimizle salgın süreci öncesinde ziyaret olsun. Kendim kütüphaneye ziyaret amaçlı çokça uğruyorum. Yani sürekli kütüphanelere gidiyoruz. Bize bir kitap önerirseniz hocam. Şunu okuyun dediniz. Tabii bir hayalin peşinde burada duruyor. Evet. Bir hayalin peşinde tabii ki. Ve liderim öğrenim haricinde. Evet. Bir hayalin peşindeyi tabii ki de öneriyorum. İşin espri kısmı bir yana. Ben çocuklarımıza ne önerebiliriz? Çocuklara yönelik mi söyleyelim? Ya çocuklara yönelik, gençlere yönelik. Ben öncelikle eğitimcilerimize söyleyeyim. Eğitimcilerimizin sizin interlandınız genelde çocuklar olduğu için onlara yönelik, gençlere yönelik. Yani Hacker Selim kitabı var mesela. O da yine Recep Hoca'nın kitabı. Sevmak hocamızın kitaplarını öneriyorum. Yani Metin Özdamarlar hocamızın kitaplarını öneriyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet hocam, son olarak kütüphaneler haftası dolayısıyla ve okuma alışkanlığı dolayısıyla duygu ve düşüncelerinizi. Şimdi tabii yani biz... Mesajınızı alırsın. Evet, biz tabii kütüphaneleri... Kütüphaneler bizim kültürümüzde çok önemli. Yani kütüphaneler özellikle geçmiş zamanda sessizlik, ders çalışma... Gerçekten kitaplarla baş başa kalmak isteyen bütün insanların uğrak yeriydi. Şu anda son zamanlarda kütüphaneler üzerine ve kitaplar üzerine çokça güzel çalışmalar var. Çocuklarımızı biz kütüphanelerle buluşturmamız gerekiyor. Evet, şu anda salgın sürecindeyiz ama çocuklarımıza mesajımız kütüphaneleri sıklıkla ziyaret etmeleri, kütüphanelerden faydalanmaları. Çünkü biz her kitabı parasıyla alamayabiliriz. Evet. Ama burada binlerce, on binlerce kitap var. Çocuklar burada istedikleri kitaplara çok rahat ulaşabilirler. Ben şunu da söylemek istiyorum son olarak kütüphaneler haftası münasebetiyle. Şimdi Türkiye'de 4 anne babadan sadece birisi çocuğunun okuma alışkanlığını dikkate alıyor. Yapılan istatistikler bunu söylüyor. Ben anne babalara diyorum ki çocuklarımızın okuma alışkanlığında sizler çok etkilisiniz. O yüzden sadece çocuklarımızı kütüphanelerle buluşturmanın dışında biz anne babalarımızı da kütüphanelerle buluşturmalıyız diye düşünüyorum. Herkesi kütüphanelere bekliyoruz diyelim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.